Sizde hala komünist mi var? Gorbaçov diyormuş ya. Ee, evet evet doğru vardı o şey değil. Bir i̇nternet şakası <laughs> değil gerçekten demiş sizde komünist mi lan falan. Evet. Ya şimdi <laughs> komünizmi yaşayıp da komünizmi yaşamış ülkelerden e, hala böyle geçmişi yad eden, hayırla anan e, bir ülke yok diyebiliyorum. Yok. Yani ekseriyeti yanmaz ama şöyle bir şey var. Evet. İşte en azından Sovyetler döneminde şöyle bir daha iyi bir şeyimiz vardı gibisinden bir nostalji Rusya yapan açısından tipler var. var. Ruslar açısından değil ya bazı ülkelerde var. Yani bu yalan da değil bu arada ben de şahit oldum. Hı hı. Ama adamlar hani bu insanlarla alakalı real bakamıyorlar. Bizde de mesela 90'lar övülür ha, ben 90'lar Türkiye'sini hatırlamasak anladın mı? 80'ler falan övülür bizde böyle çok romantik çok işe bakılır. Hı hı bütün o ekonomik sıkıntılar falan görmezden görülür. Bütün işte ölüm kalımlar şunlar bunlar. Hmm. Hepsi görmezden görülür. Mesela Almanlarda da şey çok yaygındır. Demark döneminde çok daha iyiydik Euro'dan önce falan. Halbuki yani istatistiksel olarak baktığın zaman Euro dönemi daha iyi. Hmm. Alım gücü falan açısından ama hala anda mesela benim dedemler, babamlar, akrabalar, bütün Almanlar tanıdığım işte öğretmenim şu kim varsa bütün Almanlar şey derdi. Demark dönemi çok daha iyiydi. Siz, sizin gördüğünüz de bir şey mi? Euro dönemi. Hmm. Biz işte markla bir giderdik. 3-4 tane alışveriş arabası doldurur gelirdik 100 marka alırdık falan gibisinden. Komünizm karşıtlığını en yüksek komünizm karşıtlığını diyeyim Polonya'da gördüm. E, Polonya'da hmm. yaşarken. Ama doğal abi. E, evet orada yani direkt şey sloganı vardı. Sokağa yazardı oranın gençleri. Better e, dead than red diye yani. Kızıl olmaktansa ölürüm daha iyi diye. E, orada zaten <laughs> Yani Sovyetleri yıkıma götüren sürecin fitilinin ateşlendiği yer gibi bir yer ee, Polonya bu Solidarność hareketiyle işçi grevleriyle Gdansk'taki. Finali Doğu Almanya vurdu ondan evet. sonra zaten. Evet. Doğu Almanya'da e, hani Almanya'da da ciddi bir Sovyet nefreti vardır ama şeyden geçmişten dolayı değil aslında. Batı Almanya, Doğu Almanya farkından dolayı hala eşitlenmiş değildir ha. Yani haritadan bakarsan. Evet ya. O şeyleri yıllık yayınlıyorlar. Yıllık falan bakarsan biz mesela gittiğimiz zaman Doğu'ya hı hı. hakikaten böyle şey oluyordu. Ne bileyim e, hani post sovyet gitmiş hissini alıyordun yani biz bu, şu an Almanya'da değil hissi oluyordu sende. Ya Zaten ev fiyatları onda biri. Hani gelir onda biri. Çok değişik ortam. Kültürel olarak farklılar bir kere. Hani şöyle bir şey olmuş. Şöyle düşün. Burayım. Bizim e, büyük baba şeyde geliyor. 60'da geliyor. Hı hı. Şimdi duvar yıllar yıllar sonra yıkılıyor anladın mı? Duvar yıkıldığında adam 20 senedir orada. 30 hmm. senedir orada. evet 30 senedir orada. Hani ev almış bilmem ne oturmuş bilmem ne. Ee, adamlar bir geliyorlar ki bizimkiler oranın yerlisi olmuş artık. Hmm. Bir geliyorlar böyle hani Türklerin burada ne işi var falan gibisinden. Bir de hani ya, şeyleri de garip grup hani hareketleri falan da kültürleri de garip Do Doğu Almanya'lıların. Hmm. Duvar, duvarın şeyden gelenler o taraftan gelenler işte muzu falan bilmiyor adamlar. Hani muzu biliyor da hiç yememiş hayatında anladın mı? Böyle kıskançlık falan da duyuyor. Bizim dede de diyor ki oğlum yani biz de işçiyiz. Hani çok büyük bir zenginlik içerisinde değiliz ama adamlar öyle bir yokluk içerisinde yaşamışlar ki hakikaten propaganda değil o dediler de gerçek yani. Öyleyse dehşet bir yokluk içerisinde yaşamışlar ki geldiklerinde o taraf onlara şey gibi geliyor. Hani en basit işçi bile cenneti yaşıyor gibi geliyor onlara. Hmm. Abi geçenlerde sosyal medyada şeyi paylaşmışlar. Bugün Almanya haritasını ve büyük Alman firmalarının hangi şehirlerden şekillerden çıktığı... Batıdadır hepsi. Evet Ama yani o şey o şey Bize eskiden de öyleydi Batı'da bu arada. Öyle. Eskiden de öyleydi bu arada. Hı, -hı. Ee, şeyle alakalı ben bu süt olanacağım Ferdi'nin videoda anlatıyorum ya bu gelişmelerden falan. Hı -hı. Güney her zaman güçlüydü. Hı -hı. Prusya'dan bağımsız olarak güçlüydü. E Prusya Prusya da şey değildi ve sanayi devlet şeyi değildi yani anladın mı? Hani sanayileşmesiyle fabrikalarıyla nam salmış bir devlet yapısı değildi. Askeri, bürokratik bir yapıydı. Hmm. Bu da üstüne şey oldu. Fakirler abi çok fakir o taraf gelişmemiş, eğitim durumları düşük. Çok övüyor ya o tarafları. İşte Dreisnitz falan ya sıfır o abi Leip, yok yani. Leipziki bayağı övüyor. Yok abi hiçbir şey yok ya. Yani. Türkler de az yaşıyormuş tabi Doğu Almanya. Abi şey Türklerin bilmiyorum. en çok yaşadığı Güney Almanya'dadır. Hı hı. Bildiğim kadarıyla Stuttgart mu falan olması lazım en büyük şehirler. Köln falan Berlin e, Berlin'e hariç tutuyorum. Hı hı. Yani migrant en yüksek olan eyalet olarak şey Stuttgart olması lazım benim bildiğim. Hı. Ben batıda bu Bonn, Köln falan oralar bayağı... Köln'ün bir kısmı büyük bütün şehir değil. Köln kendisi de büyük bir şehir ama. Doğrudur. Yani sen Köln Kalk'tan falan etkileniyorsundur. Koyup Stuttgart'tan falan etkileniyorsundur. O yüzden hı hı. öyle sanıyorsundur. Yani görüntü olarak öyle girdi ama sayı olarak benim bildiğim değişmediyse Stuttgart'tır en büyük. Ve Stuttgart kriminal olarak en düşük. Hı hı. E, istatistik olarak en düşük. O da değişti son yıllarda bildiğim kadarıyla yine. Kuzeyden Güneye çok inmiyorum ben. Olduğu evet. zaman da e, muhabbetten arkadaşlardan öğreniyorsun. E, şehir en yaşanacak şehirlerden biri. München çok kalabalık ama aynı şekilde. Yani baktığın zaman bir noktada buradan bir sorun çıkmamış. Bunlar adapte olabilmişler. Çalışıyor mevzular. Ya şöyle bir şey var. Şimdi e, genelde Sovyetler Birliği örneği verilir Frankfurt ama çok kötü. Adı sormayayım. Buyurun. E, ortada bir Çin gerçeği de var abi. Şimdi Çin'i yöneten yapı Çin Komünist Partisi. Evet doğru. Ee, ancak ekonomik manada bugüne kadar başka bir komünist idarenin e, Yapamadığını yapmadığını yapmıştı. yapmış durumda. Ee, çok büyük bir komünist ekonomik atılım yapıyor. Evet komünizm yani komünist olup da Çin komünist mi ki falan diye böyle yazanların yazılarını okudum. Ee, ekonomik olarak ya da hı. hani Çin damgalı sosyalizm diye bildiğim kadarıyla kitabında geçiyordu. Ben 49'da yapıyordum ya biliyorsun onu. <laughs> yani nedir şimdi Çin'in o zaman yürüttüğü politika? Kapitalizm Çin'de, mi? Pi, plan, evet. Yani devlet kapitalizmi demek daha doğru olur sanırım. Devlet kapitalizmi demek daha doğru olur. Hı. Yani şu noktada... Bir liberalleşme açılım var o şey döneminde galiba 90'larda başlayan bir süreçten sonra hı hı. ama bu kapital sağlandıktan sonra devlet idaresinde ve devlet planlama çerçevesinde devletin 5 yıllık planları hala sürüyor noktada. Yani hı. o o o manada hala komünist. Yani eğer Anladım. komünist devletlerden Sovyetlerle karşılaştırdın buysan planlama merkezi idare eden bir işte yıllık şey 5 yıllık planlama çıkarıp da bunun uygulanması diyorsan evet ama sermaye getirip işte burada e, kapitalin çekilmesi, kapitalin işlenmesi konusuna baktığın zaman eee bu şekilde çalışan Çin o noktada farklı. Anladım. Batı sermayesini niye verdi? Bunu çok soruyor. Batı sermayesini niye verdi? Hani Batı bilmiyor muydu yani komünist falan niye bunlara bir şey çekmediler diye? Batıların düşüncesi şuydu arkadaşlar Çin'e karşı. Ee, biz bunlara sermaye sağlarsak işte gelişirlerse, refahları artarsa bunlar vakitle açılacaklar. Ee, batılı demokrasiyi, Batılı değerleri benimseyecekler. Ee, refah arttıkça da, para arttıkça da bize yanaşacaklar ve bu sorun kendi kendi bu şekilde hallolacak diye bir düşünceleri vardı ama biliyorsun hiç o, o şekilde olmadı. Şöyle yapayım. Muhabbet böyle biraz daha bu, bu sahnede devam etsin. Senin de fotoğrafını, görselini koydum. Ee, <laughs> yani şeye gitmiştim mesela yine Moğolistan'da. Moğolistan'da da ilginç bir ee, durum var. Ama hani komünizmi Övme gibi bir şeyi orada da denk gelmedi. E, hadi kominternin bir üyesi, Sovyetler Birliği'nin e, bir par, Sovyetler Birliği'nin bir parçası değil, Moğolistan olarak yine o e, sosyalist birlik içerisinde yer alıyor. Hı hı. E, ama böyle şey övülmüyordu yani. O zamanın komünizmi ya, falan övülmüyordu. Yaşlılardan ben yani Moğolistan'a gitmedim. Hı hı. Ama hani post Sovyet ülkelerinde, post komünist ülkelerinde. Sovyetleri böyle öven tek tük ama azınlık onda belirtip azınlık insanlar oluyordu. Yani ben denk geldim. Ama dedim ki ben onu romantikliğe bağlıyorum. Eskiye nazaran bir romantik. Onu biraz kültürel olarak da açıklıyorlar. Şey diyorlardı mesela. Ya i̇şte gençliği görmüyor musun? İşte aile değerleri kalmadı falan. Aslında hani pek devlet ve yapısıyla alakalı değil. Biraz kültürel erozyondan şikayetçi oluyorlardı. Onu da ne kadar şeye bağlamak ne kadar doğru. Batıya bağlamak ne kadar doğru. O da bana sorarsan boş. Yani bir şey var orada, bir romantizm var. Anladım. Ben öyle görüyorum en azından. Evet. Ya bugün Rusya'daki durumu merak ediyorum. Şimdi Rusya için şöyle bir şey söylenir. Bizdeki nasıl Osmanlıcılar gibi, biz zamanında işte büyük bir imparatorluktuk falan böyle, dünyayı titretirdik vesaire diye... Ee, söylenen söylemler Rusya için de geçerli derler. Özellikle yaşlıları bakımından. Bir Sovyetler zamanında işte e, dünyada bizim sözümüz geçiyordu. Şöyle güçlüydük, böyle atılımlar yapıyorduk bilmem ne. Evet. Ee, Rusya'da yaşlılarda sanırım biraz daha bu e, komünizmi hayırla yad etme durumu var. Ama mesela ülkede şey durumu da var. o o dur O meseleleri hiç bilmiyorum. Komünizm e, bulunduğu ülkelerdeki dini yapıları da tamamen böyle dümdüz eden bir e, ideoloji. Şimdi Rus Ortodoks Kilisesi'nin falan ahı gidiyor, vahı kalıyor. Vahı bile kalmıyor. Veya işte hakim olduğu, e, Müslümanların yoğunluklu yaşadığı yerlerdeki işte dini yapılanmalar falan e, hiç eser kalmıyor. E, bugün ama... E, Rusya devlet politikası olarak daha tarihiyle barışık bir e, Hı -hı. politika izliyor. Putin bunu yapıyor yani hem Rus Ortodoks Kilisesi ile çok iyi hem e, zamanından Sentezilik kalma. yapıyor. Evet yani zamanından kalma işte bu Sovyet heykelleri vesaireler onlara ilişildiği yok. E, şeyi nasıl görüyor acaba yani oradaki dini boyutunu da işin merak ediyorum. Abi şöyle e, Rusya'da aktif olarak yaşamadım. Mesela burada Çin'i de konuşuyoruz, Rusya'yı da konuşuyoruz işte şey, ne bileyim. falan konuşuruz. E, ben burada hep şeyin altını çiziyorum yani nerede gördüm, nerede duydum, nerede şey yaptım gibisinden. Kahveye süre, kahve içiyorum ki agregor e, bu ülkeleri tanımak için içinde bulunmak gerekiyor. Evet. Ve birebir bizim okuduğumuz dış okumadır. Ve dış okumada her zaman bir sübjektiftir bir noktada. Yani ben onun altını çiziyorum. Şu, sübjektif konuşuyoruz şu anda. Bizim <laughs> işte haberlerden takip ettiğimiz <laughs> kadarıyla falan. Çin meselesinde de öyle. Oldu Çinli tanıdıklarım. Hatta ben bunu yayınlarda anlatmışım. Çinliler şey yapıyorlardı diye. Abi işte siz bize demokrasi öğretmeye çalışıyorsunuz ama biz aptal değiliz. Biz gayet farkındayız. Bu sistem böyle olduğunu. Fakat biz bunu böyle istiyoruz diye. Hani bize uygun yönetim şekli bu diye anladın mı? Hani hiç o şeye girmiyorlardı mesela onlar. Batılı değerler demokrasi ABD'nin öncülüğünde, evet. özgür dünya hiç o mevzulara girmiyor. Biz bunun ne olduğunu biliyoruz ve bunu istemiyoruz diyorlardı adamlar. Ben ona şaşırmıştım mesela çok. Yani i̇stemiyoruz diyor adamlar. Abi kadar şeyde da... bir Çinli çocukla tanışmıştım. Piriştine'de. Ee, çocuk Balkan turuna çıkmış. Ee, normalde Şangay'da yaşıyormuş bir su şirketinde. Ee, orada böyle bir tanıştık. Aynı hostelde kalıyorduk şeyi sordum yani Çin'deki günlük yaşantıyı falan merak ettiğimi e, onları sordum şey çok garipti telefonunu uzağa koydu e, öyle konuştu neden dedim işte chat bilmem ne var dedi şey dedi biz dedi tedbir olsun diye e, böyle konuşuyoruz dedi o da yani senin dediğin gibi e, aslında Hayatın Çin'de çok da özgür olmadığını, özellikle e, hükümete karşı kesinlikle konuşulamayacağını, tamamen devlet kontrolünde olduğunu, internetin vesaire bunu anlattı. Ama şeyi de söyledi, yani Çin dedi bugün batılı değerlerle de yönetilemez dedi. Hani nüfus çok fazla evet, dedi, dedi, dedi o. hakim Bizim olunamaz dedi. Bizim kültürümüzde yok diyorlar bir de, sık. Evet. bunu çok sık duydum. Kültürümüzde yok, mesela bunu çok sık duydum onlardan. Siz Çin'i bilmiyorsunuz. Bizim tarihimiz farklı biz batılı değiliz. Bu noktada saygı duydum biliyor musun hani şöyle. Hani elbette sistem bize göre sistem değil yani totaliter, dikta bir sistem yani. Biz özgürlüğü bir kere tatmışız onu artık öyle bir sistemde yaşayamayız. Şey yani ama şeyi saygı duydum hani bu noktada şeyi çekme konusunda bir mesafe çekip efendim arkadaşım sizin değerleriniz bu olabilir. Biz bunu farkındayız, tanıyoruz da bunu ama biz ayrı bir kutubuz bu konuda. Hani o noktada değiliz diye ya yani post Sovyet ülkeler için de aslında özellikle şeydeki ülkeler Türkiye e, cumhuriyetler falan için de benzer şey söyleniyor. Hatta Azerbaycan için de e, orada da bir demokrasi geçmişi yok aslında. Yani bu diğer ülkelerde de Azerbaycan'da falan da hani e, bizde e, senin de işte meraklı olduğun konulardır. Meşhur meşrutiyet zamanlarından beri bir böyle özgürlük hareketi vesaire vardır. E, oralarda böyle bir şeyin çok da deneyimlenmediğini ve ondan dolayı böyle bir demokrasi geleneğinin falan da yerleşmediğini e, anlatıyorlar. Yani biraz şurada doğru. şeyin altını çizmek gerekiyor transatlantik devrimlerinin e, önemini. Hı hı transatlantik devrimlerinin önemini bir de bizi bunların işte Avrupa'ya kıta Avrupa etkisini ve kıta Avrupa'dan da bize etkisini hani demokrasi denemeleri hmm. nasıl oluştu bunun sonucu yani bir gelenek değildi sonuçta bizde mesela meclis geleneği demokratik bir gelenek yoktu. Bunların sonucunda bir cumhuriyete varıyorsun. O noktalarda işte bu Asya ülkelerinde ne bileyim işte bu post ülkelerinde zaten böyle bir şey yok. Bir altyapı yok. Monarşiden direkt geçiş oluyor genelde. işte Rusya'da olduğu gibi. Evet. Sanırım en büyük etkileyen o. Yani adam yıllarca onun içerisinde kaldıktan sonra bunu aramıyor. Ya şu mesela argüman olarak söyleniyor şimdi sosyalist çevreler tarafından. Sosyalizm evet. olmasaydı, bugüne kadar bu işte komünist düşünce sistemi bilmem nesi olmasaydı işçiler Hiç bugünkü hakları falan olmazdı, haklarını evet. falan hiçbir zaman elde edemeyecekti. Zamanında işçilerin ortalama ömürleri 35 yaşa kadar düşmüştü. İşte çocuk işçiler kullanılıyordu. Her şey tamamen sermaye sahibi şeyler tarafından işverenler tarafından dizayn ediliyordu, onlar için dizayn ediliyordu, İşçiler kimsenin umurunda değildi vesaire diye. Ama bir yandan abi şu anlatı da var. Yani burada işte neyin gerçekliği çarptırdığı önemli. Mesela Karadeniz'de şimdi Artvin'e falan gidildiğinde anlatılan şey şu: sınırın öte tarafındaki evlerin Türkiye'ye Bakan tarafların abi e, tuğla örüldüğü, insanların e, e, işte yaşantısının göz, görülmesin istendiği Sovyetler tarafından hı hı. E, sabah işte kolhozlarda bilmem nelerde hadi bakalım çalışmaya diye askerler tarafından e, uyandırılan köylülerin olduğu e, yani özgürlükten bahsedilemediği e, tamamen devlet e, baskısıyla Böyle bir e, çalışma dayatıldığı vesaire bunun anlatıldığı bir tablo var. Hatta şu da söyleniyor. Sovyetler Birliği Amerikan buhranını anlatan bir filmi yayınlamak istiyor Sovyetler'de. Filmin Hı -hı. adı adı sanı da belliydi. E, sonra ters tepiyor. Neden? Çünkü filmde gösterilen zorluk çeken, sefillik çeken Amerikan ailenin arabası var. İnsanlar şey diyor. Herkes araba alabiliyor Zorluk mu? Zorluk çekiyorsa herkes araba alabiliyor He, herkes nasıl araba alabiliyor falan diye işte. Sovyetlerde bunun için belli bir işte partiye, martiye bir şeye yakınlığın ya olması lazım ya sıraya girmen lazım bilmem kaç yıl sonrasına sana araba gelecek falan filan böyle. Ee, yani karşılıklı da çok propaganda, çok birbirini karalama ya, dönüyor. Ya dinledim soruyu da yine hmm. senin klasik hastalığın daldan yine dala atlama yani yine soruya odaklanamadım. Hı. Çünkü senin sorun sosyalistlerin işte sosyalizm sayesinde işçi genişletildi. burada mücadele oldu işçi hakları sendikalar üzerinden. Bu şekilde günümüzde bu haklar varsa sağlandı gibisinden. Asıl hı. söylem bu. Evet. Şimdi senin söylediğin direkt Sovyetler örneği. Bu bambaşka o real sosyalizm. Hani bambaşka bir noktada bu. Hı hı. Eğer ana fikirde kalacaksak Sosyalizmin etkisi olduğu işçi haklarına diye evet. işte işçi hakları sana bu doğru argüman olarak bu doğru hı hı. ama bu kısmının işte Sovyetlerle işte Sovyetlerdeki real sosyalizm işte hedeflenen komünizm hani varılmak istenen bir noktaya sonuçta bununla pek bir alakası yok bu hani bu şekilde sunan birisi varsa hani böyle diyorsa sana eğer ulan burayı boş yapma Sovyetler olmasaydı bugün işte hı hı. 30 saat çalışıyordu falan diye hani böyle bir şey diyorsa o zırva alıyor o başka bir konu şey iddiası var tabi Sovyetlerle yarışmak için Batı mecburen hafifletti falan bu kısım doğru değil ama sosyalistlerin mücadelesi sayesinde işçi sağlandı sendikalarla falan bu doğru tabi ama bu işin doğasına var bir noktada bu işin doğasına var bir noktada sadece orada öngörülen işte proleterin ayaklanma kısmı pek tutmadı gibi ne diyorsun yani bence de pek tutmadı özellikle işçi hareketleri sonucunda darbe yemesi ee, sosyalizmin işte Polonya örneğinde olduğu gibi biraz bunu gösteriyor. Evet ben de orada karışılan şey var hani orada işte batıdaki e, sosyalist hareketler örnek alıp diğer taraftaki e, baskıyı, diktayı, sömürüyü e, işte yok edici bu Sovyetlerin yapısını meşrulaştırma çabası var. Yani bunu diyorsun herhalde. <laughs> Kastım buysa. Benim be, düşüncem bu. Evet e, sosyalistlerin özellikle işte Eurokomünistlerin, komünistlerin, sosyalistlerin bu noktada etkisi oluyor. Değerli büyüklerim, iyi Ama yayınlar. İşte sağ olasın. Marksizm-Leninizm tarafına bakıyorsan <laughs> yok abi etkisi yok yani. Evet. <laughs> ya şeyde de öyle mesela. Çin'de de sen dediğin gibi hani Mao'nun izinden gidilmediği için Deng Xiaoping giriyor araya. Ki Deng Xiaoping de Mao'ya kalsaydı biliyorsun büyük ihtimal ölmüştü. Çünkü Mao'nun en büyük fikri hani <laughs> Troçkin'in bile böyle şey kalacağı, hadi ya canım diyeceği 6-7 yılda bir <laughs> e, kültür devrimi, sürekli devrim. 6-7 yılda bir devrim ne demek biliyorsun? Vistatiko bile sağlanamıyor. 6-7 yılda bir devrim yapılacak. Ama onun amacı aslında biraz şey. Diğerlerinin aksine, Çin o yüzden ayrı bir örnek. Diğerlerinin aksine kültürel bir şekilde, genelde bak bu tarz diktatları yeni nesil devirir. Çünkü yeni nesil yapının içerisine doğmuştur. O yüzden mesela şükredin, eskiden işte sıkıntılar vardı, açlık vardı gibi argümanlara pek meyil etmezler. Ama Mao o kültür devrimiyle falan onu başardı. Hani genç nesli e, bir kuşak çatışması çıkarıp eski neslin üzerine salıp bugün işte cevapların yaptığı gibi eski neslin üzerine salıp tersini yapıyor cevaplar ama genç nesli hedef gösteriyorlar. Onları arkasında konsolide etmeyi başardı, sürdürdü. Kültürel olarak başardı belki ama iktisadi açıdan baktığı zaman abi Deng Xiaoping geldikten sonra Çin e, gitgide açıldı. Üf, ve işçi aklın falan da pek bu, bu noktada önemi yok. Kapitalizme açıldı. Tek sorunları bildiğim kadarıyla nüfus sorunu vardı. Onu da işte şeye bağladılar. E, tek çocuk. Tek çocuk politikasıydı. O da mesela bizim açımızdan baktığımız zaman çok korkunç. Ama sayılara falan baktığımız zaman bir iki gün başka bir yolda yok gibi duruyor. Oldu. Çarmen başka ya. nasıl kontrol altına alacaksın ki? Bir mi? şey demedim. Hani kim sabaha demin. kadar yürüyelim kim Peki bakacak abi. bunlara ama. Şehirlerde uygulanan politikalar içinde hı hı. Ee köylerde kırsal alanlık için çok büyük kırsal için çok hızlı urbanize oldu bu arada. Evet. Çok inanılmaz Milyonlarca urbanize Milyonlarca yani. köy abi. Milyonlarca köyden bahsediliyor. Kapandığı e, artık içinde yaşayanı kalmadığı hepsinin şehirlere Şehirli şey işte evet. şehirler yani sıfırdan şehirler kuruluyor. Yani o hayalet şehirleri falan biliyorsun Çin'de. Evet. E, şimdi orada bir kültürel mevzu da var. Yani bu çok Hani 3-5 dakikada konuşup da halledemeyeceğimiz bir mevzu. Ama mesela bu Sovyetlerle bunu karşılaştıramazsınız. Zira Sovyetler mesela çok eleştirildiği şey çözümü vardı. Konut. Konutları çok eleştir mesela Berlin'de falan da doğal gidiyor orada da vardı. Yani çok iyi çok leş duruyor dışarıdan ama. Hani yaşınız bir yaşa geldikten sonra arkadaşlar barınma sorunu yaşamaya başlarsanız eğer. işte kiradan şuradan buradan ciddi bir şekilde ev bulamama durumuna gelirseniz eğer ki. Er ya da geç hepiniz yaşayacak bunu. İşte evlendiğiniz zaman şurada burada her şey olabilir. Ee, şeyin farkına varacaksınız. Yani böyle bir dairenin bile değerinin farkına varacaksınız. Bana sorarsanız eğer bunun şükre, şükredecek duruma gideceksiniz. Ya bu blok apartmanlar çok eleştiriliyor. Ben de eleştiriyorum açıkçası. Nanacım hoş geldin. Ya bu ee... şey değil ama hani şurada bir şey sorunu var. Yani bu bu yeni standart. Hani herkes buraya girsin. Hı hı. İşte hepiniz buraya girin değil. Ama en azından hiçbir şeysi olmayan insanların bile. Yani bugün şey düşün. Gece kondularda hani köpek bağlasan kalmayacak şekilde yaşayan insanlar var ülkemizde değil mi? Evet. Çünkü başka bir alternatif yok. E bunu standartize ediyorsun bir noktada. Hani çoklu bir şekilde bu sorunu hallediyorsun. Hani kısa vadede en azından. Böyle bakmak lazım ona. Ben öyle bakıyorum. Ama en büyük eleştirilerden birisi de şu oluyor. Yani daha iyisini hak edenin daha iyisine ulaşamaması. Bu Sovyet eleştirisi. Veya bu su, kıs, komünizm bu kısm kısm kısmen komünizm evet. değil. Sovyetler komünizm, komünizm bir hedef ulaşmak istenen bir hedef. Reel sosyalizm diyelim o zaman. Evet, Reel sosyalizm diyelim. Yani hatta Marksizm Leninizm demek daha doğru çünkü Lenin'in kısa yoldan ve Stalin'in de demir yumruğuyla yapmış olduğu bir e, endüstriyelleşme, sanayileşmesi var. Hani bir çiftçi toplumunun sanayileşmesi var, hızlı bir şekilde. Evet. Ya bir chart paylaşılır ya şöyle. Ee, yamuk kafalı biri şey der böyle. Kardeşim profesörle işçi aynı şeyi mi alacak ücretimi? İşte ortaya geldiğinde böyle orta ortalama zekada birisi bir sürü paragraflarca böyle izahat döşer. Hı hı. Sonra en dahi olanı da böyle kardeşim aynı maaşımı alacak diye böyle bir çarp paylaşılır işte sosyalizm e, eleştirisi konusunda. Ee, hak veriyor musun bu eleştiriye? Nerenin eleştirdiği önemli. Eleştirildiği önemli. Hani bizde şey bir sıkıntı var ya bizim İyi yayınlar diliyorum. Twitter kitlesi özellikle. Çok duayen evet. siyaset uzmanları oldukları için hani liberalizmi, sosyalizmi, komünizmi her şeyi herkesten daha iyi biliyorlar. Evet. genelde de işte bayraklarıyla da hemen bunu sembolizm edip takım tutar gibi şey tarafını belirtiyorlar. Bak ben bu taraftayım gibisinden. Ben burayı tutuyorum gibisinden. Halbuki yani bir sikin bildiği de yok. Bunlardan geldiği zaman genelde yanlış olduğunu anlıyorsun. Çünkü bu noktada hani geçmişe yönelik baktığın zaman tarih bilginin de olması gerekiyor. Hani şimdi real sosyalizmden Sovyetlerden falan bahsediyorsak tarih bilginin de olması gerekiyor. Şey eleştirisinde hani Sovyetleri bu eleştiri yapar o da dönemiyle alakalı bu arada. Hangi dönemden bahsettiğimiz dönemli Sovyetler'de dönemiyle alakalı bunu Sovyetler yapabilirsin de. Hı hı. İşte sosyalist politikalar uygulandığında e, liberal açıdan imkanlar kalmayacak. İşte efendim biz istediğimiz sermaye edinip işte istediğimiz zenginliğe ulaşıp istediğimiz şeyi alamayacağız. Engel konacak gibisinden bir kural yok. Yani bunu Avrupa'da en, en örnek görebilirsiniz. Yani sosyal demokrat olan devletler vardı. Almanya bundan büyük örneğidir. Şimdi Almanya'da bir işçiyle bir doktor aynı maaşımı alıyor. Elbette almıyor. Ama sosyal devletin temelinde bir sosyal devlet var. Herkesin vergisinden seni nasıl desek e, düşmeyecek şekilde. Çok zor şekilden, durumlarda Sirklerde şey olur ya. Sirklerde hı. yukarıda işte gösterisini yapıp da aşağıda güvenlik şeyleri, ağı. Ağları yapılır ya düşmeyecek evet. şekilde bir ağ yaratılıyor ortaya. Sosyal devlet hı. budur aslında. Yani bunu hı. yaratıyor ve şu da çok önemli tabii. Bak şu da çok önemli. E, hep şey konuşuluyor. Aradaki mesafe yani bir işçiyle bir doktor arasında aynı mı olacak hı hı. falan gibisinden ziyade e, bir işçi çocuğu ve bir doktor çocuğunun eşit şanslar eşit fırsatlar olması fırsat eşitliği hmm. önemli. Bunu kimse konuşmuyor. Mesela Avrupa devletlerinde özellikle evet. bu fırsat eşitliği tabii ki de %100 yok ama Hı -hı. Türkiye yönelik var. İşte Türkiye'de senin bir fırsat eşitliğin yok. Evet, bu doğru. O yüzden de örnek vereyim sen mesela işte İBB köfte dağıtıyormuş şeyde bu kent lokantası Sonra bokunu çıkardılar. Hı. Emekli lokantası falan da yaptılar. Klasik cevap. Yani bir işi düzgün sürdüremez zaten. Belediyeler kahveci falan da her, açtı. belediye işte köfte dağıtıyor diye ağlayıp zırlıyor adam. ve çocuk kendini şeyi sanıyor. Avrupa'daki bir liberal devlette de falan sanıyor. Onun köfte dağıtmasının bir şey yok, bir mevzusu yok. Ha çok liberalizmden bahsediyordunuz, savunuyordunuz. E şimdi adalara şey açıldı Yunan adalarına. E millet akın akın Yunan adalarına gitmeye başladı Bodrum'da şey yapmadığı için. E onu kent lokantası mı yaptı? Onu belediye mi yaptı mesela o mevzuları? Hani eğer evet. liberalizm şey buysa evet. E, rekabet mevzusu buysa eğer. Yani onun onunla alakası yok. Yani bir dükkanda olacak mevzu değil bu. Ama sen temel bir eşitliği sağlarsan eğer şu anda bu yani ben orada hatta örnek vermişim şey demiştim. E, yangına müdahale müdahale eden bir itfaiye şey diyemezsin. Yani kundaklamaya müdahale eden hatta yangına demiştim kundaklamaya <laughs> müdahale eden bir itfaiye sen su harcıyorsun sen su israf ediyorsun diyemezsin. Evet. Anladın mı? Yani o noktada Anladım. burada biraz şey önemli. Hani sen nereden konuşuyorsun? Bu önemli. Nereden konuşuyorsun? Yani mesela, Türkiye için konuşuyor. Adam Amerika'dan örnek veriyor mesela. Sen sesini keseceksin mesela. Senin fikrin hiçbir önemi yok. Anlıyorsun. Teslim edilmesi gereken e, şeylerden biri, olaylardan biri de e, bence Sovyetlerin e, eğitimi her yere götürebilmesi. Yani evet, Cumhuriyet'in de bir... başta Evet. amaç edindiği. de çünkü devrimden bahsediyoruz. Yani bu normal aslında. Evet. Yani bu bunu mesela şey Sovyetler de Almanya'da biliyorsun Prusya'da. Hı hı. E, bu işi birleştirmesi işte Bismarck reformları da vardır bu noktada. Her yere eğitim gidecek. Okul okul şey mesela Alman Bismarck döneminde başlamıştı rente mesela biliyorsun sigorta. E, pardon şey emeklilik. Emeklilik, okul zorunluluğu falan bunların hepsine bir standart haline getiren mesela bu adamlar Sovyet değildi. Hı hı. Hani bu bu, bu Avrupa'da bu mevzular doğmuş. Mesela orada sosyal demokratların da çok etkisi oluyor. Burada baskı yapıyorlar işte Prusya'da vesaire. Oluyor yani. Olmadı değil. Bizdeki mevzu hep şu yani bu bu tarz devri, yani Amerikalı gibi bakıyor bizim millet biraz da. Hani bizdeki bu köy falan Amerikalılar diyor ya bu ne komünist misiniz falan diye. Hani değil aslında alakası bile yok. Ne alakası var? Hani alakası bir yok. Hani tarihimizde var hatta böyle mevzular ama bizim millete de bir şekilde o Amerikancı bakış açısı e, şey yapılmış yüklenmiş. Ne zaman böyle bir devrimsel bir şeyden bahsetse insanlar aa Sovyetler falan. Yok değil yani. Alakası yok. Buna karşında böyle bir Stalin seven garip grup işte bugün de BSM'den izleyeceğiz ya Hı -hı. E, bana da sürekli sallar durular, güler geçerim yani komik tiplerdir bu Stalin'i sevecek kadar da kafayı sıyırmış tipler de e, oluştu diğer taraftan anladın mı? Anladım. Ya Boşa konuşuyoruz yani şu Peki. an ne şey, şey gibi neydi şeyin adı? Siz ne anlıyorsunuz? Boşa konuşuyoruz. <laughs> Yok ya boş, boşa konuşuyoruz. <laughs> Vallahi boşa konuşuyoruz. <laughs> Öyle olsun. Sen ne anlatırsan <laughs> anlat oradan gelecek o 16 yaşında eşşoğlu eşeğin biri hayatında para kazanmamış biri kalkıp bize liberalizm öğretecek anladın mı? Gelecek orada 17 yaşında biri hayatında hiçbir mücadele vermemiş e, solculuk oynayan çocuğun biri gelecek bize işte siz evet. Stalin'i ne tanırsınız? Sovyetler şöyleydi böyleydi falan diyecek. Yani ben o konuda bir şeye bakıyorum. Bir insanın, gençler konuşmasını demiyorum yanlış anlamayın ama hayat mücadelesi vermiş mi? Anladın mı? Hani bir ev geçindirmeye çalışmış <laughs> Siz hani ne anlatıyorsunuz? Ben biraz ona bakıyorum <laughs> o noktada. Evet. evet. Yani e, peki günün sonunda neden kaybetti sosyalizm? Yani bugün... Sosyalizm kaybetmedi ki bak sen sürekli Sovyetler'le evet. sosyalizm eşitleyip konuşuyorsun hata yapıyorsun bunu. Abi ona. şu şöyle bir bakış açısıyla Sovyetler bence, niye kaybetti? Bence yok sosyalizm de kaybetti. Yani, yani bugün dünyada her yerde var Avrupa'da temelinde de var. Amerika'da da var sosyalizm. Ama abi hangisi e, hangi politika şimdi serbest piyasa mı daha çok uygulanıyor Avrupa'da? Öyle, da öyle bakış açı de bir bakış açısı değil. Serbest Buyur. piyasa yani <laughs> sosyalist politikaları uygulamak serbest piyasa yok diye bir şey amanasına ama gelmiyor. Sen de, yani Sovyetlerden kastını anladığım kadarıyla o sen şunu kastediyorsun. Devlet planlı bir sermaye şeyden bahsediyorsun. ekonomik yönetimden evet. bahsediyorsun. Bir de evet. tamamen liberal Amerika'nın temsili. Yani kutuptan bahsediyorsun ama böyle öyle bir dünya kalmadı. Öyle bir dünya yok şu anda. İkisi karma mı uygulanıyor? Diyorsun? Tabii tabii herkes karma uyguluyor. Yani en kralı bile karma uyguluyor. Bugün Türkiye'de en büyük liberalim diye bir diyen bile sosyal politikalar savunuyor. Bunun sebebi de çünkü şu sınıf farkı var. Yani bizim o ülkelerde bir sınıf farkımız var. Bizde çok şey çok geniş. Ee, Gelir gelir farkı çok geniş bizde alan çok hı hı. açık fırsat eşitliği yok orta şey kalmadı zaten orta sınıf kalmadı bizde hı hı. o yüzden bu, bugün bu ülkede en çok liberalizmden bahsedenler bile önce şurayı bir düzeltelim amına koyayım şurada bir hani pamuk eller cebe bir şey yapalım düzeltelim gibisinden konuşur çünkü bu aşama aşama olan bir şeydir. Anlatabildim mi sana? Yani sen çok şeyi bakıyorsun. Yani ya bir taraf Amerika bir taraf an... Sovyetler sen kimi destekliyorsun? Onu diyeceğim. Sen o kafada okuyorsun. O, o o kadar da değil de bayağı karikatürize dedin. Yani o, o Yo, sen öyle dedin ama. Ben de, ben de, ben de. Hayır. Dünyada şu anda e, hakim olan sisteme bakıyorum. Yani ne dünyada... Ya dünyada hakim olan sistem. Abi bütün şeyinden e, Avrupa'sından tut bak daha demin Çin örneğini verdik. Komünist Partinin idare ettiği Çin'de bile e, kapitalizm uygulanarak bir politika geliştirdi. Adam hepimiz kapitalizm içerisindeyiz. O zaman soruyu öyle sor. Evet yani bütün dünya yani kapitalizmin sisteminden... niye alternatifi alternatif yok diyeceksin. O zaman ben yani şey gibi olacak. Ha, demokrasinin ya, kapitalizm... alternatifi vardı da biz mi uygulamadık? E, kapitalizm Veya en Seçeneklerin nihayetinde... arasındaki en kötünün en iyisi hikayesi var. Onun gibi biraz sen dediğin. Ya kapitalizm en nihayetinde e, galip geldi gözüyle bakıyorum dünyada. Ya, o doğru. O ha. doğru ama senin dediğin hani hani kapitalizm sosyalizm şeyi gibi oldu mevzu anladın mı? Hani Hı hı. Kapitalizm yani sosyalizm yok oldu gibisinden yani kapışıyormuş da yok olmuş gibisinden ki bir ilişki var bir etki tepki meselesi var orada sen real sosyalizmi örnek verdin hani radikal marxistleriniz real sosyalizm ne, niçin başaramadı bu da şeyi sorusu yani sovyetten niçin başaramadı sorusu demek aslında çünkü ortaya attığı bir teori vardı ee, marx'ın aksine bu aşama aşama olacak bir şey değil e, merkezi bir yönetimden zorla devrimsel zorla bir şekilde şey... <laughs> devrimci şiddet şiddetli bir şekilde sağlanacağını ve hedef o şekilde yani çok basit anlatıyorum arkadaşlar Her, herkesin anlayacağı şekilde yüzeysel konuşuyorum. Hedefe çok rahat bir şey hızlı bir şekilde varabileceğimizi işte Stalin döneminde de e, bütün bu işte krizler açlıklar sürgünler e, savaşlar bahane edilerek pardon göze alınarak bahane edilerek Göz göze alınarak ...hızlı bir sanayileşmenin sağlanacağı ki Mao da biliyorsun denedi bunu çok büyük bir şey sebep oldu. Büyük sıçrayış diye. Büyük şey. sıçış. Büyük sıçış. Büyük oldu. sıçış. Büyük sıçışa evrildi. Evet. Yani bunlar bir teoridir. Ha, şunu söyleyebilirsin mesela bizim de budur yani Bir tane adamın ortaya attığı bir teoriyle bütün ulusların helak olması Hı -hı. ne kadar mantık içerisinde bir şey elbette değil. Delilik yani başka bir şey değil. Evet. Elbette delilik o başka bir şeydir değil ya ama şimdi... devrimsel süreçler hep öyle işlerler. Bizim şansımız varmış. E, aklı başında zeki hatta askeri dahi diyebileceğim bir adam gelmiş. Onun sayesinde devrimler uygulamışlar. Şimdi e, bu tarzda bir adam olsaydı Mustafa Kemal Atatürk biz de büyük ihtimalle onun şeylerini çekecektik sonuçlarını. Ya bugün dünyanın belli başlı ülkelerinde artık bir şekilde e, işçiler işçiler açısından da yani bu proletarya sınıfı diyeceğim hadi bu yayın böyle konuşalım e, yoldaş. yoldaş erlik e, onlar açısından dahi. Ee, yaşamın arzulandığı yerler işte Hollanda gibi ülkeler, Almanya gibi ülkeler anlatabiliyor ha, muyum? Hollanda ve Almanya gibi ülkelerin sistemi ne ama Amerika'da bu savunulan işte radikal kapitalizmi savunuyoruz Amerika'da hani <laughs> tamamen sermayenin köpeği olacağız tanrımız sermaye dolar olacak o şekilde yaşayacağız sokakta millet işte şeyde kalacak hastanede şeyde olmayacak Amerika budur yani Amerikan rüyası budur ama şimdi örnek verdiğin insanlarda gitmek istediği ülkeler her zaman sosyal politikaları çok yüksek olan ülkeler. Evet. Belli bir tarih süreci yani kıta ile yani Transatlantik He. devrimlerine böyle bakman gerekiyor. Çünkü onların sonucudur. Anladın mı? Allah kıta Avrupa'ya gitmek ya. istemeleriyle e, bir tarafta da bu Amerika örneği çok farklı örnekler. Avrupa'ya gitmek istemesinin sebebi bu. Abi orada sosyal devlet var. Sen evet. oraya gittiğin zaman, Amerika gittiğin zaman Meksika sınırından girdin diyelim değil mi? Hı hı. Meksika sınır... Gidip artık sen affedersin götürümü verirsin bir tarafta e, bir yerde çalışıp e, kara para üzerinden işte bir şeyler e, kazanıp hayatta kalmaya bakarsın, bakarsın? İşte 4-5 kişiyle bir arabanın içerisinde yatıp homeless diye takılıp artık ne yaparsın o sana kalmış anladın mı? Evet. Survival of the fittest. Ama şimdi Avrupa'ya gittiğin zaman orada sosyal devlet olduğu için adam sana der ki kalacak yerin var mı? Ayarlayalım. Dil biliyor musun? Ya bu ABD'de yani insan de oluyor aslında ama özel yok, kuruluşlarla yok, oluyor. Kilise milise ile oluyor. Yok gidenlerden aşkına, orada uzat sınırı işte, geçenlerden biliyorum. Misyonerlik, ben. misyonerlik oluyor işte başka bir şey ya değil. Misyonerlik kilise. ya da, misyonerlik. da hayır o Kenya'da da falan. var lan. O şeyde de var. Kenya, Uganda'da falan da var. Git kiliseye. Oradakiler evet. hepsi zaten resmi inançlı değildir yani. Bir bakıyorsun adam hem Müslüman hem Hristiyan da var Afrika'da. O misyonerlik o bambaşka mesela. Çıkıkçı teşekkür ediyorum. Sağ olasın. E, Fark etmez ki hı. sonuçta var mı var yok yarram tekne 31 sala. Yok. Devletin sosyal politikalarıyla oradaki kilisenin DTK örneklemleri aynı mı sence? Evet. Mal mısın amına koyayım? Heh, o zaman adam sana der ki dildim. Türkiye'de Türkiye'de niye şikayet ediyorsun? tarikattan ne güzel bakıyor millete der sana. Gidecek mi şimdi Menzil'in merdiven altı tarikatına? Gider misin? var işte sonuçta var amına koyayım. Devlet yapmıyor, tarikat yapıyorlar sana ne yapacaksın? Devlet ya özetle yani deneyim. şurada evet. şeyi netleştirmek gerekiyor. Bizim sosyalizm tanımımız nedir? Hangi sosyalizmden bahsediyoruz? İşte biz sosyalizm dendiği zaman işte direkt komünizm deniyor. Ondan sonra real sosyalizmle, Marksizm denizimle karıştırılıyor. Sovyetler örneği veriliyor. Spesifik net örneği verelim. Abi yani spesifik net örneği vereceksin Yok, de... Yok bir daha de... şu an ver demiyorum. hani Konuşurken yani, verirsin ben o yüzden ayrım yapayım. O yüzden anladım. Ama genel öyle. olarak hiçbir zaman bu kabul görmeyecek. Yani şeriat tartışması gibi. Gerçek Abi Avrupa'da mesela değil, bu şekilde Avrupa'da sen böyle konuşamazsın. Yani. yani eğitim seviyesi yüksek. Hatta Avrupa demiyorum burada bizim arkadaşlarla da şey vardır. El ben aptal mıyım amına koyayım sen ne abarttın diyecek olanlar vardır ama herhangi bir şekilde eğitim temel bir genel kültür olan diyeyim eğitim seviyesi de demeyeyim. Bu şekilde düz bir şey söylersen sen mal mısın der sana. Liberal de olsa bu arada bak. Hani liberal de olsa adam sana der ne diyorsun sen der ki ben bilirsiniz ekonomik olarak kendimi liberal olarak tanımlarım. Yani Hı -hı. serbest piyasayı savunurum. Evet. Biliyorsunuz. Ama her ülke eşit muamelesi yapıp liberal hayalleri görürseniz abi siz en fazla manda olursunuz. Başka da bir bok olmazsınız. O yüzden de so sosyal medyada Hintli gibi takılıyor bazıları işte liboşlar. Hintliler ya bildiğin Hintliler. Hani postkolonyal ülke mantığında ilerliyorlar. Öyle olmuyor işler. Devalıları kastediyorsun herhalde. E, kesinlikle adam kendini Amerika'da sanıyor. Sen ne ne neyden bahsediyorsun sen ya? Bak şu an Avrupa'da bile en liberal dediğimiz partilere gidip bakabilirsiniz. Bunların hayalini kurduğu Reagan tarzı bir e radikal liberalizmi savunan kimse yok. O neoliberal politikaları savunan kimse yok hepsinde vardır bir sosyal temel. Vardır çünkü gelişmişlik var ortada. Bir, belli bir seviyeye erişiyorsun anladın mı? Refahıyla birlikte işte devletin kurumlarıyla birlikte. Ona yüzden de temel şey yok olma, adalet yok. Sen bugün daha fazla maddi imkanı olan birisiyle daha nüfuzlu olan birisiyle mahkeme önüne git. Bu beni onaylayamaz mesleğinden dolayı. Ama gidersen eğer Türkiye'de o kişinin daha avantajlı çıkması garanti. Garanti. Anladınız mı? Garanti parası karşılığında bu işler ilerliyor. Birileri size nazaran daha üstün bir şekilde yaşıyor. Bu şey değil. Bu gelip de burada ondan sonra götünü kaşıyarak Reagan profil resmi yapıp da liberal liberalizm hayalleri gençlere satacak bir mevzu değil. Bu çözüm bu değil. Çözüm bu değil. Sen temeli güzel sağlayacaksın ki önce. Bunu işte Kemalist devrimleri eleştirdikleri zamanında söylüyoruz ya. Temel mi vardı da aman bakayım sen şunu şunu arıyorsun. Adam geliyor 2024 yılındaki değerlerle orayı o zaman yargılıyor. 930 o. Ulan adam kafasını kesmiş orada ben mehdiyim diye. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. Radikal deyince tayfa. Hakikaten. Bizimkiler yani. de şeye adapte oluyor. İslamcılar diyor ki bu yalan kumpas kurdu. Ne hikmetse bizim İslamcılar da hep kumpas kuruluyor ya. Allah'ın şey kulları anasını satayım. Allah'tan bugünlerde şey teknik takip falan filan var da mesela geçen e, savcıyı da bağlayıp ee, çocuğa şey yaptı eşim diye aldı çocuğu 9 yaşında çocuğu, eşim diye aldı ortaya çıktı ya şeydeki bu Menzi İsmail Ağzı şeyindeki elemanın Sonra şeyi diyorsun, yok yok evet. yok yok diye zart diye bir ortaya çıktı niye? Koca ne var. olayı diyorsun. Evet. Yoksa diyeceklerdi ki iftira atılıyor falan. Bizim işte liberaller şunlar bunlar da bunların peşine takılıyorlar. Eee efendim işte Atatürk döneminde şöyle olmuş böyle olmuş. Yani bir hani kök bir şey deme. Yani, <laughs> ya değil mi? Ciddiye alınacak değil ya. bu travma tetikleniyor ben de anasını satayım. Bunların bahsettiği şeyler geliyor. Aklıma bir ona bir ona sallıyorum. Sonra yayınlar birbirine giriyorlar. Konuşasım gelmiyor. <laughs>